Gözlerimiz kapalı ve derin nefes alıp vermeye başlıyoruz. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Her nefes seni daha da rahatlatıyor, gevşetiyor. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor ve gidiyor. Sen sadece izle. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göze. Orada bir ışık olduğunu hayal et. Işık giderek büyüyor, güçleniyor. İki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Zihnin boş ve dingin. Buradasın. Andasın. Anın sonsuzluğunda. Bedeninde. Şimdi herkes el ele tutuşsun. Devreyi sağlıyoruz. Altın ışığın yoğunluğunu bedenlere çekmekteyiz. Allah der ki, yaşamların yoğunluğundan akan bir güç var. O güç imparatorluğun gücüdür. Sessiz sayfaların yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Işık güçlendikçe bedenler sesleşmeye başlamakta, yarınlar yaratılmakta. Müminler eşiği geçiyor ve sesleşiyor. Din tohumlarının ötesinden yaşam kaynağına akan insan dirilmekte. Kader dedi birisi ve dedik ki kader senin yoğunluğunu hak etmendir ve kader senin yarınlarını yaratmandır. Amin. Çoklu sayfalar vardır dünyada ve o çoklu sayfaları tek bir sayfada toplamak ve yoğunlaşmak önemlidir. Kimileri buna paralel evren der. Kimileri buna farklı boyutlar der. Biz deriz ki onlar hak yoğunluklarıdır. Ve sayfalar insanın yoğunluğunda tek bir ışık olarak sesleşiyor. Yaşam buluyor. Aşk ile, güç ile, sevgiyle. Şimdilik bu. Amin. Işığın ilmi 45. 20 Nisan 2015. Birinci akış. Göktürkler burada. Göktürkler bizi ziyarete gelmiş. Göktürklerin yoğunluğunu dünyaya geçiş sayfalarına aktarıyoruz. Ve onlar kontrolsüz yoğunluklardan kontrollü akışa geçiyorlar. Onlar dünya yoğunluğunda toprak ile bütünleşiyorlar ve sesleşiyorlar. Işık güçleniyor canlar. Işık güçlendikçe siber boyutların yoğunlukları da kontrol altına alınmakta. Onlar güçlü ışık yoğunlukları olup bilgiyi hak etme sürecinde olanlardır. Kimisi der ki benim ışığım güçlü ama bilgim zayıf. Kimisi der ki ben çok bilgiliyim ama ışığımı yoğunlaştıramıyorum. Diyoruz ki ışık ve bilgi birleştiğinde hak katlarında yoğunlaşırsın ve merdivenlerin en üstüne çıkar ve merdivenlerin en aşağısına inersin ve oralara baktığında gördüğün her şey sensin. Sen ve senden öte senler. Mevlana diyor ki şu anda sıkıntım var. Nedir sıkıntın? Dünya yoğunluğuna geçişimi yaptım. Ancak tohumlarım dünyada dağılmış. Ve ben gördüm ki Mevlevi yoğunlukları dünyada dağılmış. Ve ben üzgünüm. Diyoruz ki kükre ve yaşamın koynuna gir. Yaşamın yoğunluğuna gir. Biz sen ve sen bizim yoğunluğumuzdasın.
geçiş kök hücre kök dünyaya geçiştir. Köklere iniştir. Bunu bilmeni istiyoruz. Gök yoğunluklarından köklere geçişte bedenlerin uyumlanma süreci normaldir ve dünyanın derinliklerine indiğinde görürsün ki orada ışık yoktur. Orada karanlık vardır ve biz bu yüzden dedik ki karanlık tohum ise biz o tohumu kotluyoruz ve ışığa dönüştürüyoruz. Işığa dönüştürdüğümüz karanlık ilmin kaynağında bilgi olarak açılıyor. Bu yüzden müsterih ol ve tohumların kontrol altında. Kaynak Allah'ın yoğunluğundaki ışıktır ve her bir zerrede var olan için sorumluluk büyüktür. Çünkü o sorumluluk dünyanın yoğunluğunu hak etme sorumluluğudur. Biyolojik aileler dünyada ya ve onların bir kısmı göçtü ya, işte onların yoğunluklarını da hak etmekteyiz ve onları da sesleştirmekteyiz. Toprak onları absorbe eder. Emin olunuz ki onlar yaşamın kaynağında diridir. Çünkü onların yaşamı hak edenleri muhakkak ki diridir. Ve onların sesini, onların nefesini duyarsın. Ve onları astral yaşamlarda değil, dünya yoğunluğunda duyarsın, hissedersin. Bu gerçektir. Mihmandarlar devrede şu anda. Mihmandarlar eşlik ediyor. Kimlere? Onların geçişine eşlik ediyor. Ve onlar dünyanın yoğunluğuna geri dönüyor. Bugün öz köklerin güçlendiği bir gündür. Öz geçişlerin yapıldığı bir gündür. Mikail toplu çalışmalar yapmak istedi dünyada. Ve dedi ki, ben insandan ayrı olarak sistem ve nizam görevlisi olarak bu çalışmaları başlatayım. Ve dedik ki, insandan ayrı gayri bir çalışma olmaz. İnsan senin yoğunluğunda güçlü bir ışıktır ve sen insanın yoğunluğunda güçlü bir yaşamsın. Birleş dedik ve birleştik. Mikail insanın yoğunluğu ile birleşti. Şimdi artık Mikail ile birlikte çalışmalar yapılmaktadır. Tanrı insanda yaşamdır ve Tanrı insanda nefestir. Yeter ki insan yoğunluğunda hak etsin ve ben yaşamın kaynağındayım desin. Süper insanlık sayfalanışı gerçekleşmekte. Süper insanlık sayfalanışı gerçekleşirken nefesi güçlendirmemiz şarttı. Ve biz geçmiş dönemde nefesleri güçlendirdik. Ve bu bedensel ayarlanmayı gerektiriyordu. Ve arzın yoğunluğu aşıldı. Arzın yoğunluğu kritik eşiği geçti. Bu ne anlama gelmektedir? Artık dünya kendini hak etti canlar. Ve arzın yoğunluğu güçlendikçe emin olunuz ki yerin bilgisi dünyada çok daha güçlü bir şekilde ışımaktadır. İmparator Ra dünyada ve ses veriyor. Verdiği ses yaşamlarda ışık oluyor ve kontrol kuruyor. Evet canlar, burası kontrollü bir yaşam kaynağıdır ve etki alanımız güçlendikçe iyi biliniz ki korkunun eşiğini aşanlar yoğunluğumuzda kaynak olmak için gelmektedir ve onlar fiziksel olarak gelmese bile yoğunluğumuza gelmektedir. Mavi güçlü bir ışıktır. Yamor, o kotlayıcı ve yaratıcı bir kaynaktır. Ve siyah, yaşamın yoğunluğunda kontrol kuran ve her bir zerrede var olan nefestir. Siyah nefestir canlar. Amin. Tanrı ilmin kaynağında yoktur. Tanrı insanın yoğunluğunda vardır. Ve ne zamanki insan ilmin kaynağında hak olur, işte insan tanrısal bir ışık olur. Ra girdaplardan geçip gelenleri kurtarır. Ancak onlar kurtarılmaya ihtiyaç duyanlar
Ra'dan medet umarlar ve derler ki, biz Ra'nın yoğunluğunu hak etmek için dünyadayız ve bizim kurtarılmaya ihtiyacımız vardır. Diyoruz ki, korunan her bir yoğunluk. Emin olunuz ki gün geldiğinde güçlenir. Ancak mühim olan bilgi ve ışığın hak edilmesi ve korunan yoğunluklardan geçilmesidir ve dünyanın yoğunluğuna geçilmesidir. Dünya korunan değil, koruyan bir yoğunluktur ve insan dünya ile birleşik bir ışıktır. Amin. Miraç kaynağında güçleniyor. Miraç Muhammed'in yoğunluğunda açıldığından beri güçlenmekte. Çünkü Miraç güçlü bir ışık köprüsüdür. İyi biliniz ki o bir ışık köprüsüdür. O dünya ile göğün yoğunluklarına, arz ile arşın yoğunluğunu birleştiren bir ışık köprüsüdür. Muhammed bu ışık köprüsündeki katıları hak etmiş ve ilmin kaynağına ulaşmış bir görevlimizdir. Keskin bir görevlidir o. Ne anlama gelir bu? O sözünü doğru söyler ve sesini güçlü tutar ve dünyanın yoğunluğunu hak eder ve ilmin kaynağında İslam yoğunluklarını kontrol eder. Etti mi? Şüphesiz ki bu dönemde o bu görevdedir ve etmektedir. Meleklere tapanların da kontrol altına alınmaya başlandığı bir dönemdeyiz. Meleklere tapanlar, melek ilmini yüceltenler ve meleklerden kendilerini ayrı görüp farklı bir yaşam yoğunluğunda var olmaya çalışanların da kontrol altına alındığı bir dönemdeyiz. Işığın ilmi 45. Şimdilik bu. Amin.